Hanımlar beyler, çok eğlenceli konuklarım var. Melek Baykal, Nedim Saban, Aybüke Albere, Utku Uysal. Hoş geldiniz efendim. Siz anne kız mısınız? Sizin kaybolan ikiz kardeşiniz o mu? Fransız mürebbiyesiyim ben. Evet. Evet, onun kızımı kontrole geldim. Nasıl, başarılı oldu mu diye. Ama nasıl yani, bak. Nasıl değil mi? Sizin kocaman bir kafanız var. Onun da minnacık bir kafası var. Alice Harikalar Diyarı da olabilir. Evet. Nasıl diğer cadı kraliçe de olabilirim. Yaratılış olarak yani, değil mi? Böyle bir koca kafalısınız. Hem koca kafalıyım hem koca bedenliyim. Koca beden değil, koca kafa. Onun, senin de kafan küçük. Ben sana hep söylüyorum. Senin kafan küçük. Ne oldu siz? Yani bambaşka mesela zamanda doğmuş gibisiniz ikiniz. Yani aynı yüzyılda bulunmanız bir garip. Dünya üzerine. Çok garip. Sen zaten bir böyle bir hakikaten giyilebilir teknoloji mi giydin geldin? Evet. Ne oldun? Bak onu bir gösterelim izleyicimize. Bunun elbisesi yanar dönerli. Bak. Yani ya bak, şöyle. Şuraya göster. Bak şimdi şöyle. Aa, elinde şey var elbisesinin ayol. Bak şimdi yak bakayım. Şimdi bu birinci aşama. Bu tamam ama bu, kendisi göremiyor. Hep birisi şey yapıyor. Bir gelsene bakayım neyi yapıyorum. Orada işaretle. Sağa dön, sola dön var mı? Sağa sola dönerken işaretle. Üç. Sinyal veriyor musun böyle? Yani gerektiği zaman. Ha mesela bir hoşlandım bir çocuktan. Evet. Ondan sonra çat piçi evet, böyle bir. Çok hoşlandım. Çakarlı. Üçüncü aşama. Çıt olan. Çıt yap bakayım onu çakarlıyı. Bu en çok hoşlandım. Bu çakarlısı evet. Bunda hiç etkilenmediğim. Bakayım arkanı hiç etkilenmedi. Öne de koydurmalıydın. Önde de yansın, arkada da. Ama hayır, önde gerek yok. Böyle bir diyor, arkadan sinyali veriyor şöyle. Ondan sonra devam ediyor. Ulan çok üçkağıtçısınız ama çok güzel olmuş. Çok şık. Harika. Bayıldım. Şimdi yeni şeyin çıktı. Sinirim bozuldu. Tekli, ona da tekli diyoruz. Allah Allah. Yeni şarkım çıktı evet. Yeni şarkın çıktı. Görelim şu yeni şarkı. Evet, bence de. Ama evet, ortalık çalkalandı bunun teklisi çıkınca. Klip de çok güzel. Yani hakikaten bütün böyle dünyada izlediğimiz modern işlere benziyor. Görelim. Tam ortasında sevinçlerim yanar. Çok güzel şarkı. Aman şekerim. Simge Sağan'la aranızda böyle bir şey oldu mu? Ters o bir durum oldu mu? Yok, olmadı. O diyor mu? Ben öpeceğim ulan filan diyor mu? Vallahi konuşmadık hiç, olmadı ama. Ama öpeceğim lafı tabii kimseye ait değil. Tabii. Onunkisi nasıldı? Seninkisi öpeceğim. O şeydi. Aç koynunu gireceğim. Öpeceğim, dellenme gibi. Evet. Tabii. Onunkisi daha ayıp. Seninkisi daha masum. Öyle mi? Tabii onunkisi aç koynunu öpeceğim olur mu ya? Seninkisi daha bebeksi, daha tatlı, daha ailevi. Nasıl söyleyeyim? Çocuklara tavsiye edilebilecek. Teşekkür ederim. Evet. Değil mi? Ama klipte, sen de öyle bir şey var. Klipte daha yaşı büyük duruyor değil mi? Evet. Burada daha bebek. Yakından daha bebek. Yanında daha bir de ben varım. Ya aslında. Yanında bir de ben. Çok şeker. Mürebbiye. Zaten mürebbiyesiyle gelmiş. Tabii ki. Ha? Evet. Ama hakikaten çok ufak görüyorsun. Sen kaç yıl? 48 yaşına mı geldin? 56 oldu. 56 oldu. 75 olmasın ama. Kaç yaşındasın? Normal söyle bana. 90 doğumluyum. Oo. Ya of yoruyor. Bizi 90 doğmuş bir 2 saat ona hesaplayacağız. Yani 30'a yaklaştım aslında. Ne diyorsun? 30'a yaklaştım. Eyvah. Gözü toprağa bakıyor. Allah gecinden versin. Bunu söyleme diyorlar bana genelde ama ben... Ne var? Niye? Ne olacak? Söylenince ne oluyor? Bilmiyorum. Yani 29 işte. Ne var bunda? Yani ne oluyor? 29 olunca ne oldun sen? Ben bir şeyini görmedim hiç ekstra. Bir şey olmuyor. Evet. Peki devam edelim klibe. Dur. Şimdi böyle bir şey var. Farkında mısınız efendim? Yani bu kızlarımızın şarkılarında hani bir böyle bir giderli miderli dediler onlara ya, böyle adamlara böyle hadi ulan oradan diğer şarkılar filan yapıldı. Şimdi kızlarımız artık bu öpme sevme işlerini artık kadınlar yapıyor. Evet. Erkekler yok. Erkekler böyle dişi kedi gibi oturuyorlar. Bu bizi öpecek galiba diye korku içerisinde. Çünkü değil mi hep öpeceğim, geleceğim, Kaldıracağım yataktan, götüreceğim. Kalbini sökeceğim. Kalbini sökeceğim. Hmm. Değil mi? Bak her şey var. Hem öpüyor, hem söküyor, hem dövüyor. Bütün bu işleri siz yapıyorsunuz. Çocuğu da siz doğuruyorsunuz. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Yemeği de sen hazırlıyorsun. Evet, her şeyi biz yapıyoruz. Evet, bu ne yapıyor adam? Baba asla taşın üzerinde oturuyor. Hömür homur yani çok. Ya evet, bu bak erkekleri ne hale getirirler. Devam. Öptün yeter. Güzelmiş ha. Klip de güzel. Çok eğlenceli. Teşekkür ederim. Efendim Utkucuğum efendim. Merhaba. Siz hemen bizde Dada'da sahne almadan önce, diğer sahne aldığınız yerler dışında Dada'da sahne almadan önce bizim programımızda bulunuyorsunuz. Evet. 6'sı mı 9'u muydu? 9'u. 9'u. 9 Kasım'da. Cumartesi akşamı. Cumartesi bizde olacaksınız. Dada Salon Kabare Mecidiyeköy'de. Evet. Şimdi sizin çok ilginç özellikleriniz var. Birincisi siz, herkes bana bunu böyle anlattı bugüne kadar da. Siz Türkiye'nin en önemli, en şaşalı sanat müziği, pop müzik falan filan bu evet. insanların kompleksiz bir şekilde, kompleksiz bir şekilde söz birliği yapmış gibi gelip izlediği, evet. albümü olmayan evet. bir sanatkarsınız. Medyada ve magazinde de olmayan. Olmayan. Evet. Ama söz birliği etmiş gibi. Siz ne zaman konser veriyorsunuz? Kim varsa. Ben isimlerini vermek istemiyorum. Evet. Çünkü belki der ki ben istediğimi gider izlerim. Sen niye benden bahsediyorsun? Ben buna imtina ederim ama evet. Türkiye'nin en büyükleri, en büyük kadınlar, adamlar falan filan böyle koşarak sizi izlemeye geliyorlar. Peki ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Yani bir büyü mü yapıyorsunuz bunlar? Bir kere çok iyi bir sesiniz var. Çok teşekkür ederim. Hem yerli hem yabancı şarkıları evet. mükemmelen seslendiriyorsunuz. E peki herkes Utku Uysal hayranı. Herkes ona doğru koşturuyor. Ne bir şey yapıyorsunuz? Şimdi aslında şöyle bir şey. Bu sene 27. yılım sahne hayatımda. Ve her branşta şarkıların, Türk sanat müziği, Batı müziği, yabancı şarkılarda olmak üzere hepsini söylüyorum. En büyük fark, bir kere benden önce gelen o ekollerin hiçbirine benzemiyorum. Bir kere kendi sesimle şarkı söylüyorum. Ne sesimi inceltiyorum, ne kendime ayrı bir tavır veriyorum. Doğamda olan neyse o. Bir de güzel, keyifli, komik bir sahnem var. Kendimle barışıklığım. Konuşur musunuz biraz seyirciyle? Tabii aman ki. Aman ne güzel, en eğlencelisi o. Canlı müziğin performansı zaten güzel tarafı da budur. 11.30'da çıkıp da sabah 5'e kadar sahnede nasıl kalırız? Maşallah. Maşallah. Evet. Performansı kolay bir şey de değil. 3 bölümde yapıyorum ve sahne bir şarkı arayla hemen diğer şeye çıkarım. 2. bölüm. 3. bölüme hiç ara vermeden diğer solistlerin... değiştirir misiniz elbisenizi? Hemen hepsinde. Bir şarkı arayla ama. 2. şarkı başlamadan çıkmış olurum hemen. Hazırlanırım çıkarım. Maşallah. Seviyorsunuz işinizi. Çok. Maşallah. Zaten haftanın 1 günü 2 günü program yapıyoruz. Onda da normalde 2.30'da benim programım bitmesi gerekiyor. Ama ben dilediğim kadar kalıyorum. Çünkü şarkılar çok. Onları bir de bu arada size de konuk olmuştu sevgili hocam Süheyla Yenge hanımefendiden evet, ders alıyorum. Ondan da şan derslerinin çok büyük faydalarını gördüm. Şimdi artık daha mesleğime daha sıkı sarılıyorum. Daha kıymetini biliyorum. Daha güzel okuyorum şarkıları. Güzel oldu. Birçok soliste gelip beni izliyorlar. Çünkü onların hiçbiriyle hiçbir işim yok. Repertuarımı dinliyorlar. Evet. Tabii ki sizin sahnenize duydukları hayranlığın yanı sıra demek ki albüm çıkarmamanız ve onlarla yarışa da girmemiş olmanız, rekabete girmemiş olmanızın da bir payı var. Rekabete girmeden bu kadarıyla yapıyorlar. Yani rekabete girsek herhalde ilk beni yakarlar cadı gibi yakarlar ama ben aslında mesleğimde iyiyim. İyi olmak için çalışıyorum. Nasıl sizler deli gibi çalışıp provalar yapıyorsanız şarkıları detone olmadan o kadar süre söyleyebilmek için elimden ne geliyorsa çalışarak yapıyorum. Yoksa neden gelecekler, izleyecekler, ne yapacaklar? Şaklabanlık yapmıyorum ki. Ama benim kendimin, hayatımın çok komik yanları var. Kimliğimin, hayata geçişimin komik yanları var. Bununla ben eğlenmedikten sonra başkasının eğlenmesini doğru bulmuyorum. Kendim onları da anlatıyorum. Keyifli geçiyor. İnşallah bir akşam sizi bekliyorum. İnşallah. Ben ikiziniz var. Kız ikizim. Evet. Kız ayrı yumurta ikizleriyiz. Aynı yumurta ikiz. Aynı olsak iki kız olurduk. Evet, doğru. Ben sonradan tabii. Evet. Ama siz tabii ki buradaki hikaye ilginç. Siz onun da elbiselerini giyiyorsunuz. 6 yaşındaydım. 6 yaşında. 5,5-6 yaşlarında kız kardeşimin fırfırlı elbisesini giydim. İnsanlar bu işlerin öğrenilerek ya da görülerek, özenilerek olduğunu zannediyorlar. Tercih olduğu söyleniyor. Halbuki genetik olduğu... genetik olduğu... Tabii ki bütün dünyada neticelenmiş değildir ama birçok araştırmada artık kanıtlana geliyor ki genetiktir. Zaten 6 yaş bir tercih yaşı değildir. Değil. Yani bir oryantasyon yaşı, bir tercih yaşı değildir 6 yaş. Tabii ki gösteriyor ki ama tabii ki hiç kız ikizi olanı duymamıştım. Öyle mi? Evet, hiç duymamıştım. Yani çoğunlukla bu sanki tercih gibi anlaşılıyor. Sanki bu insanlar yalnız bir yalnızlıkla yalnız bir çocukluk varmış gibi geliyor. Halbuki sizin bir kız ikiziniz var ve siz kız çocuk olduğunuzu düşünüyorsunuz belki de. Ben şimdi aslında... Bunu sadece bu ilginç hayat hikayesi dolayısıyla soruyorum. Onu bilmenizi isterim. Hiç. Yoksa çünkü hiç sormam. Yani çok mutlu oldum, biliyor musunuz? Hiçbir şekilde sormam ama ilk defa ben de şahsen de merak ettim. Kız ikizi olmak ilginç bir şey hakikaten. Bugün ben 1972 Aralık doğumluyum. Hiç kendime yalan söylememeyi önce ilke edindim. Ve bugün yurt dışında bu tür çocukların, erken yaşta kendiyle ilgili değişikliği hisseden çocukların hormonlarını, transgenderlerin, yani Amerika'da aileler artık daha bilinçli. Çocukların hormonlarının değişmemesi için bir takım şeyler uyguluyorlar. İğneler var. Geciktirebiliyorlar. Çocuk daha iyi kararlar verebilsin diye. Şartlar eskiden ergenliği geciktiriyorlar. Ama özür dilerim, bu bizim ülkemizde de şu anda çok uygulanan bir şey. Bildiğiniz gibi büyük bir problemdir. Ülkemizde, bütün dünyada da var. Çocuk sahibi anne babalar çok iyi biliyorlar. Ergenlik öncesi çocukları olan anne babalar. Çok duyuyoruz. Şöyle duyuyoruz, özellikle ambalaj gıdalar, sonra tavuk etinin etkisi çok söyleniyor. GDO'su yani genetiği değiştirilmiş gıdalar nedeniyle kız çocuklarında ergenlik meselesini, özellikle kız çocukları tabii ki. Nedir erken ergenlik meselesi? Erken ergenlik oluşa geldiği takdirde çocuğun fiziksel gelişimi duruyor. İstenen bir şey değil bu. Hem psikolojik olarak istenen bir şey değil, hem fiziksel olarak istenen bir şey değil. Dolayısıyla çok duyuyoruz ki aileler bir takım şeylerle, aşılarla, ilaçlarla ergenliği normal süresine atmaya çalışıyorlar. İyi yapıyorlar çünkü... Siz başka bir yönünü söylediniz şimdi. Şimdi ben daha bu konularda ailede ilk olan böyle bir vaka benimle ilgili. Tabii ki ahlaki bir şeyden olaya çıktılar. Sanki benim önce gay olarak söyleyeyim. Bunun ayıpmış, çok büyük bir günahmış, ahlaksızlıkmış, terbiyesizlikmiş gibi algıladılar. Halbuki benim birçok insani değerlerimin içerisinde, davranış ve hayat duruşumun içerisinde normal heteroseksüellerin yaptığı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çocuklar eğer kendilerinde böyle bir şey hissediyorlarsa, aileleri de onlara sahip olmak mecburiyetindeler. Eğer sahip olmuyorlarsa işsiz, güçsüz, vasıfsız seks işçisi olmak zorunda kalıyorlar. Halbuki bu çocukların birçoğu okuyabiliyor. Ben şanslı bir azınlığım. Ben şarkı söylerken erkek ilk 3-5 yılım diğer kimliğimle, erkek kimliğimle geçti. Daha sonra ekonomik standartlarımı kazanıp kararlarım böyle olabilir, şöyleydi, böyleydi derken benimki bile bunun çünkü hiçbir şekilde geri dönüşü yok. Bu öyle başka bir karar gibi algılanmamalı. Yani bu fark ettiklerinde çocuklarına aileler muhakkak sahip çıkmalı. Ben çok şanslıyım, sahip çıkıldım. Güzel. Anne ve babam en başından beridir, daha çok babam. İnanılmaz. Hani biz ataerkil bir ülkeyiz, aileyiz. En başında yavrum Utku, sana sahip çıkacağım. Senin kararın, inşallah güzel, pişman olmazsın dedi. Annem önce bir delirdi. Ama evet, ama siz bakınız, hikayemiz şöyle aslında. Bu bir aile meselesidir. Tabii. Siz bunu yani kalkıp da 18 yaşına gelip 25 yaşına gelip de bir şey beyan etmiyorsunuz. 6 yaşına itibaren izlenebilen ve gözlemlenebilen bir farklılığınız var. Şöyle, benim bir ben hiç aile içi ensest tacizlere veya başkaları tarafından böyle bir şeylere doğramıyorum. Şarkıcılığımın 2. yılıydı benim yani deneyimim hayatla ilgili. Benim hiç daha önceden böyle bir veya de yok. Hiç böyle bir şey de yok. Ben yani kız kardeşim gibi olmak istiyordum. Onun gibi olmak istiyordum. Onun gibi kıyafetleri giymek. Gizli gizli gidip bebek kağıt bebekleri giydirirler ya. Onları, onun Barbie bebekleri, onun bebekleri, onlarla. Ama bir yandan da küçücük yaşınızda yalan söylemeye alışıyorsunuz. En büyük zaten sizi hastalandıran, sizin ruhen hastalığa iten konu, yalan söylüyorsunuz. Mütemadiyen profesyonel bir yalancısınız. Peki, özür dilerim. Bu tabii ayrı yumurta ikizleri. Evet. Ama yine de bence bir araştırma konusu olabilirsiniz siz. Belki de. Yani bu bir kız ikizi olmak dolayısıyla bir araştırma konusu olabilir. Tabii ki siz ister misiniz onu bilemem. Ama hakikaten bu durum olabilir bilimsel olarak, çünkü şey yapılması lazım. Yani bu kadar erken yaşta izlenebilir. Keşke yapılsaydı olması zamanında, evet, ama. Ve bu yani dünya için önemli bir kazanım olur. Yani çünkü oranlarsak böyle bir durum kaç ikizde ortaya çıkmıştır herhalde? Çok azdır herhalde. Belki de o kadar, bir de bizde gizlenerek o kadar gizli hayatlar yaşanıyor ki bunların hangisi cesaretle çıkıp bakın ben buyum diyebilmek ne kadar önemli. Çok şanslıymışsınız. Evet. Çok. Aileden. Tabii çok değil mi? Çok. Tabii ama tabii ki şunu da söylemek lazım. Utku'nun bunu anlatışında ben onda bir olgunluk da görüyorum bu konuda. Teşekkür ederim. Sanki hiçbir şeye maruz kalmamış, hiç sıkıntı çekmemiş gibi de anlaşılmaması lazım. Aman Allah'ım. Değil tabii ki. Bir kere... Yani sizin bir hem aileyle ilgili hem toplumla ilgili bahsederken bir şeyiniz de var, saygınız da var bu konuda. Belli mecburen. Oluyor. Mecburen. Yani mecburen ve biraz da galiba bu işin hani olgunlaşması. Büyüdüm. 47 yaşındayım artık. Yani savaş 47. Aman şekerim, gözün toprağa bakıyor. Ay ne olmuş 47 ayol. Onu zincirleyeceğim. Yani genç ayol mu yani? Evet. Ay 47 diye fena. Yaş almak çok güzel bir şey. Evet. Çok kıymetli bir şey aslında. Yani ondan utanmamak lazım. Evet. İnsanlar... İkiniz ekrandaki görüntünüzü görmelisiniz. Ben dönemiyorum. Yani, bir dönebilsem yani bir ona dönemedim. Ama bakma. Bakınca kendini görmüyorsun ki. Arkadan bir inan dana gibiyim. Hayır, öyle değil. Hayır, arkadan görünmüyorsunuz, önden görünüyorsunuz. Önden miyiz? Evet. Siz oraya bakınca arkanızı görüyorsunuz. Evet. Bir seyircimiz önünüzü görüyor ayol. Hayır, sizde bir problem varmış gibi değil. Onda bir problem var. Ama koca kafa dediniz ve ben kabul ettim. Ama onun yanında koca kafa ayol. Noktayla virgül deseniz daha güzeldi. Çok şekerli. Çok tatlı. Canım benim. Peki. Hemen Melek Hanımcığım. Buyurun efendim. Tekrar devam edeceğiz sizden konuşmaya ama. Teşekkür ederim. Biraz... Seren ışığı bende. Ay ay ay. Ay evet, Seren Serengil ışıkları. Bunlar o işe mi yarıyor? Yahu benim programa geldi de evet, çıktı oralardan konuştu. Programda o konuda ışıklar çok kötü diyerekten konuştu. Bunları yaptınız. Dedim bunun size ne ışığı varsa bana da getirin. Ama Seren Serengil ışığı böyle oluyor. Çakmak taş gibi bembeyaz. Tamamen böyle beyaz. Hani hiçbir çizgi görünmeyecek. Halbuki ne değerli o çizgiler değil mi? Evet, bence değerli. Çok değerli. Yaşıyorsunuz. Değerli, yaşıyorsunuz evet, hayat. Evet. Yaşıyorsunuz. Şimdi efendim Melek Hanımcığım, siz iki oyunla programımıza katılıyorsunuz. Evet. Şen Makas ve Ahu Dudu oyunları. Evet. Nedim Saban'la sizin, bu Nedim Saban'ın nasıl bir özelliği var? Ben ona söylüyorum. Nedim Saban'ın... Nereden düştüm ben? Yani bu aslında. Nedim Saban'ın böyle Türkiye'nin önemli profesyonellerini ikna etme yeteneği var demek ki her şeyden önce. Bir yandan da hem bütün bu sizin gibi çok değerli oyuncularla çalışıyor, ikna ediyor, kendisine bağlıyor, vazgeçilemiyor bu adam. Ben onu çocukluğundan biliyorum. Kolay vazgeçilir bir adam değil. Çok tatlıdır ama bir tabii ki tiyatro sahibi olarak, bir profesyonel, bir yönetmen, bir aynı zamanda oyuncu olarak da vazgeçilemeyen evet, bir kişi. Şimdi Şen Makası ben sanıyorum ki izleyemedim. Ama Paris'te evet, bir Paris versiyonunu izledim. Coup de Ciseaux. Halbuki orijinali şiir verdiniz. Coup de Ciseaux gibi yani. Evet. Makas. Yani makasla şey, ilgili kuaförde geçen bir hikaye. Evet. Çok eğlenceli bir Fransız versiyonu izlediğimi hatırlıyorum. Ve aynı sizin çok oyundaki doğru gibi efendim sonuna seyirci karar veriyor. Evet. Anlatır kim katili? Katili. Katili seyirci seçiyor. Evet. Ama siz ona göre oynuyorsunuz galiba. Finali değil mi? Evet. Tabii katili seyirci kimi seçerse finali öyle bitiriyoruz. Nasıl bir şey midir bu? Genellikle ben seçiliyorum katil. Niye? Bilmiyorum. Niye acaba? Bilmiyorum. Halbuki bu masum surattan şüphelenilmemesi lazım. Belki de masum göründüğüm için mi seçiliyorum? Olabilir. Ya da merak mı ediyorlar acaba şimdi? Bu kadın ne yapacak finalde diye. Bilemiyorum. Siz çok etkileyici bir kadınsınız. Yalan. Hep öyle oldunuz. Evet. Kesinlikle. Kocalarınız da bunu gösteriyor. Kaç kocanız oldu efendim? 2. 2 kocanız oldu. Bana sanki daha fazla ay, olmuş gibi olsun geliyor. Hayır. Ama sizin hep önemli kocalarınız oldu ve evet, etkileyici bir kadınsınız. Etkileyici bir kadınsınız. Değil mi? Nasıl dim ya? Şimdi artık yaş aldığımız için ya, etkili yani. Ya etkileyicilik ne oluyor yani? Tohuma kaçılmıyor ki. Evet. Güzel evlilikler yaptım. Evet. Bakın bu güzel evlilikler yaptım derken evet, bile orada bir seksi bir taraf var. Yani seksi ve tehditkar bir taraf var. Hmm. Böyle yaptım ki dikkat edin. Güzel evlilikler yaptım dedi böyle. Boyları devrilsin yani benimkilerin. Yok, ben hiç öyle diyemeyeceğim. İlk eşim Zafer'di, Zafer Ergin'di. Evet. Oh. 18 yaşındaydım onunla evlendiğim zaman. Zafer 35-36 yaşındaydı. Artık olur mu ayol? Yok, çok aşık olduk ama birbirimize. Çok aşık olduk ama olmadı. Belki de zamanlamamız yanlıştı. Yani, bu hesaba göre Zafer Ergin vampir mi oluyor? Aşk olsun. Demeyin öyle. Şimdi... Hayır hani böyle bir 700 yıl yaşayanlar falan var ya. Transilvanya'dan Zafer Ergin. Allah uzun ömür versin, evet, sağlıklı ama çok iyi görünüyor. Çok iyi tabii. Yani bana söylediniz değil tabii misin? Sen de öyle olmadı mı? Tabii. Evet. Bu hesaba göre öyle, bayağı böyle geceleri tabuta girip yatan filan bir adam gibi geliyor bana şatosu. Çok iyi bakıyor kendisine. İyi tabii bakıyor. Çok iyi bakıyor. Şu anda benim hayattaki belki 2-3 önemli dostumdan biri. Harikulade. Ne oluyor? Ne oluyor böyle bu aynı meslekten evlilik yapılınca zor oluyor. Hem zor ama sonradan da galiba bir anlayış ortaya çıkıyor. Evet. Değil mi? Sonradan dostluk açısından. Evet. Diğer eşiniz? Diğer eşim yabancıydı. Evet. Onu çok, bir yere gömdünüz mü? Hayır. Bir yerde cesedi bulunuyor mu? Hayır. Ona da çok aşık olarak evlendim. O ne iş yapardı efendim? O çok üst düzey bir bürokrattı. Fakat ben galiba evliliklerimi 5 senenin üstüne çıkaramıyorum. Bende böyle bir şey var. Yani Zafer'le olan evliliğim ben de bir kere çıkarabildim 5 senenin üzerine. Kolay bir şey değil 5 senenin üzerine. 5 senede bitiyor benim evliliklerim. İkisi de 5. senede bitti. Evet. Ama ilki yani çok genç zaten. Hani çok tabii genç. 18 yaşında evlendim yani. Konservatuvar bitti, ilk oyunumda aşık oldum Zafer Ergin'e ve evlendim. Yani artık evlenmemeye karar verdim. Tiyatro yapıyorum. Tiyatroyla Nedim'le evliyiz şimdi. Evet. Tiyatro kareyle. Sahrap Hanım'ın YouTube kanalı sizin beraber kanalınız mı? İnşallah beraber. Cidden mi? Süper olur. Tabii. Harika. Ama niye tek tek açamadınız da beraber açmak zorunda kaldınız? Ama biz ikimiz birbirimizi çok seviyoruz ondan. Program zamanından. Tabii. Bir de galaya gönderdik kurabiyeler Sahrap Hanım. Bir şey diyeyim mi? Sahrap son o kadar özel bir kadın ki. Çok özel bir kadın Sahrap. Sahrap Hanım dünyadaki en acayip insanlardan biri. Ve onu tanımak lazım. Kesinlikle. Yani müthiş. Biz 4,5 sene program yaptık. Muhteşemdi. Şu kadar egosu olmayan. Yok. Hiç. Yok. Karşılıklı yoktu tabii. Sizde de yok. Çok eğleniyorduk. Sizde onunla de yoktu hocam. Çok. Sizde de yoktu. Sizin de programlarınız muhteşemdi. Evet. Evet. Aslında televizyon yani kadın kuşaklarında tekrar böyle bu tarz programlar olsa keşke. O onu kesti, bu bunu doğradılar, devam ediyor yine. Evet. Keşke programlarınız devam ediyor. Ama şimdi ne oldu? Ne haline geldiler? Şimdi eskiden bu öğleden sonra programı yapan hanımların ondan sonra şeyleri vardı. Stüdyoları vardı. Tahtlarda oturuyorlardı. Bizim Seda Hanım'ın tahtı vardı. Evet. Ondan sonra kendisi kraliyet mesubudur biliyorsunuz. Şeyi hatırlıyorsun, bir çorap mesafedir. Evet. Söyledik de aman bir cevap verdi. Dedim, cevap vermeye imkan yok o cevaptan sonra. Ben dedim ki tamam yani olacak gibi değil. Bülent Hanım'la barıştınız mı? Kavgalı mıydık efendim? Hayır efendim, yani erkekliğini oynamasını, pardon daha önceki halini oynamasını ilgili bir şey demiyoruz ona. Özür dilerim. Milattan önceki hali diyoruz. Lütfen lütfen biraz bu konularda duyarlı olun. Çok ayım, özür dilerim. Özür dilerim, alışmışım ya. Yani. Sabahleyin ben mesela o kadar böyle şimdi banka arıyor ya da bir herhangi bir şey arıyor. Utku Bey'le görüşebilirim miyim diyor. Aa! Çok mutlu oluyorum, diyorum ki uyuyor şu an canım diyorum. Uyuyor. Uyuyor canım. Utku kalk. Şimdi aslında televizyon yani tanınmamanın da belki hani keyfini de yaşıyorum bir yandan. Yoksa bilecek, Utkan'ım arasında şimdi sabah akort yap. Uğraş. Cayır cayır konuşuyorum. Cayır cayır. Merhaba canım diyorum. Güzel. Şu halde. Ama sabahları ben de telefonu açtığım zaman beyefendi günaydın, Melek Hanım'ı istiyoruz diyorlar. Yemin ederim. Ama sizin sesinizin hakimiyeti, gücü dolayısıyla. Buyur canım diye. Şimdi o Bülent Hanım'la ilgili olan garip bir mesele oldu. Her nedense ben şöyle bir haber okuyorum. Yani ben o habere neden lazım geldim anlamadım. Yani evet. Şimdi şöyle bir şey mi oluyor? Şimdi hatırladığım kadarıyla Bülent Hanım gazetecilerle mi konuşuyor? Yani benim içinde bulunabileceğim bir sohbet yok. Yani yanından geçemem. Ondan sonra diyorlar ki işte efendim işte gençliğinizi Okan Bayülgen oynasın mı? Yahu ben 55 yaşındayım. Benim Bülent Hanım'ın milattan öncesini oynayacak bir halimim var. Yani ben bir de ne güzel bir çocuktu. Ne güzeldi. Evet. Yani benim tipim mipim benzer de bir bebek, onun gibi bebek yüzlü olurum o zaman da bir şey olur da. Miral Mathieu gibiydi saçları. Evet, öyleydi. Yani ben nereden çıktım? Hangi gazete? Ya yalan dolan. Şimdi orada bir gazetecinin bunu akletmesi. Ha öyle mi? O zaman mesela sizin gençliğinizde Okan Bayülgen oynasın mı? Diyor. Bülent Hanım da orada al sana, oynayamaz o diyor. Beğenmedi. Şimdi ben durup dururken yani gazete okumuyoruz artık da Bakıyorum internette falan, ya bana bir şey göndermiş falan. Bu ne ya? Ben nereden girdim bu konuya? Ben niye ondan sonra ama burada biraz tabii kafa buldum. Bülent Ersoy perukları biliyorum, taktım. Gördüm o yüzden söyledim. Filan, var ya, galiba değil mi içeride? Var içeride var. Takıyorum ara sıra. Yalnız kaldığım zamanlarda ne olur ne olmaz diye ayna karşısında çünkü çalışıyorum. Benim parlama oldum diye ama teklif ettiler. Dediler. Öyle mi? Üşümediği mi yaptılar? İşte dediler ki hani parlamadan ben korktum diye dediler bir peruk var deyince. Ama ben bazen çalışıyorum. Milattan sonrasına gücüm yetmiyor da milattan öncesi peruğu var bende. Onu takıyorum. O Gülşen Bubikoğlu'yla oynadığı filme çalışıyorum. Evet. O zor filmi. Yani ikisini de oynamak çok zor. O da zor. O da ne zor kadar yani. İyi bir aktör. Evet. Bir de ben şey bayılıyorum. Şarkıcı oynadıkları zaman o daha da zor oluyor. Çünkü kendi kimliğini oynamak daha o filmler zor. İnanılmaz yani. Çok zor. Bayağı oyunculuk dersi. Çok zor ama biliyorsunuz bunu yani climax'ı şeydir. Beklenen şarkı mı? Ahu Yaman, Banu Alkan'la oynayan söyle. Ümit Besen. Aha, onu. Ümit Besen yani zirvedir. Zirvedir. Yani onu biz çok gösterdik yani. Sayın Ümit Besen geldiği zaman da ona da gösterdik. Dedik inanılmaz oynuyorsunuz dedim. Ben teşekkür ederim. Yani o Banu Alkan'a böyle bir alttan böyle bir kafa çıkarışı var. Ah canım. Canım. Yani bunlar aktörlükte zor ve bugüne kadar denenmemiş yöntemler. Denenmemiş yöntemlerle oynuyor filan. Tabi şimdi Ümit Besen ne yapsın? Yani sen hakikaten mesela şimdi tabii. Elvis Presley en top olduğu, en büyük olduğu Amerika'da zamanda buna filmler çektiriyorlar Elvis Presley. Elvis Presley başarılı olamamış. Aynen öyle. Millet koşa koşa gitmiş o filmleri seyretmiş ama Elvis Presley'e de yani böyle bir zor sahneler de oynatmış. Araba yarışçısı oynuyor, bilmem ne oynuyor, şarkıcı oynuyor, yakışıklıyı oynuyor filan. Ya Ümit abiye bayağı dramatik sahneler yazmışlar ya. Mahar falan diye böyle. Ay niye zorluyorsun adamı yahu? Bırak şarkıcı Ümit Besen'i mis gibi oynasın. Aynen öyle. Bülent Hanım'a da öyle sahneler yazıldı. Gülşen Bubikoğlu'yla falan bayağı da dramatik sahneleri var. Kolay değil, olmaz. Peki efendim. Şimdi Şen Makas ve Ahududu bunlar nasıl beraber gidiyor yani? Haftada kaç gün oluyor? Nerede oynanıyor? Vallahi biz sürekli oynuyoruz. Farkında değilsiniz. Hiç alıyorlar götürüyorlar. Evet. Sürekli turne yapıyoruz, oynuyoruz. Çok şükür dolu oynuyoruz. Maşallah. Ahududu 4 yıldır devam ediyor. Evet. Şen Makas'ın da 2. yılı Melek'le beraber. Çok keyifli gidiyor. Ankara'ya gideceğiz şimdi. Büyük bir Ankara turnemiz var. Ankara? 13 Kasım. 13 Kasım. Ama ondan önce Manisa var, Uşak var. Her yok mu Nedim'in ondan? O Şen Makas gideceği için ben Ahududu ile ilgileniyorum. Sonra Ankara'da buluşuyoruz Şen Makas ve Ahududu. Ve dünyanın en güzel duygusu çünkü hani aynı tiyatro bir festival gibi bir şey yapmış oluyor. Evet. Ve her tiyatroya da hakikaten kısmet olmayacak bir şey. 3 oyunla bir sahnede oynuyorsun. Biz nereden takip edeceğiz oyunları? Herhalde tarihleri özellikle Biletix'ten takip edeceğiz. Başka. Bizim sosyal medyamız Tiyatrokare 1992. Tiyatrokare 1992. Kuruluş yılımız olarak ona bakabilirsiniz. Bu arada da Süper İyi Günler İstanbul'da oynayacak. Böyle bir Şen Makas turnede olacak. Yeni oyunlar da yolda. Yeni oyunlar da gelecek. Tabii. Böyle bir şeyimiz. Ama sen ne kadar maşallah Nedim'ciğim ne kadar dolu dolu ne kadar üretken yıllar geçiriyorsun son yıllarda. Allah nazardan saklasın. Biraz da korkarak çünkü şimdi hani Melek Baykal'la çalışıyorsun. Hakikaten onun rezil olma şeyi yok. Yani bir şekilde kurtarır oyunu. Ama sen özeniyorsun. Yani aman dekor da iyi olmalı. Şöyle olmalı. Ama Süper iyi günlerde. Süper iyi günler çok farklı bir iş. Başka bir işe giriştim. Evet o çok. Başka bir işe giriştim. O teknoloji Teknolojinin ilk defa bence Türk tiyatrosunda kullanıldığı bir çocuğun beyninin içinden anlatılan ve ilk defa böyle bir led ışıkları, yani ledlerle oynanıp sanki onun dünyasını yaşıyoruz. Bir otizm hikayesi o. Ama son derece o çocukla beraber eğlenebiliyoruz. Yani benim de en çok büyük... özel bir oyun görmek lazım. Evet, en büyük derdim benim de yani neden böyle arkadaşlarımız yok? Yani hepimiz çünkü farklı kimliklere sahip insanlarız. Bizi de zengin kılan şey bu. Otizm de bunlardan bir tanesi. Evet, çok ağır olabilir ama bir hastalık değil. Bu bir sendrom ve bir hayatta. Hastalık olsa da kabullenilir. Ama yani bu çocuklarla beraber olabilmek ve onları arkadaş edinebilmek. Bunun için yaptık projeyi. Umarım gençler de izler. Çünkü Okan, sen şeyi bilirsin herhalde. Tiyatro seyircisi hep 50 yaş üstü bizlerde. Sizde de mi öyle? Şöyle, ben şundan çok mutluyum. Sinemacılar açısından üzgünüm. Evet. Ama ve lakin performans sanatlarında, yani işte sahne, müzik, sahne, tiyatro, sahne, başka performanslar, komediler, stand-up'lar, şunlar bunlar. Şimdi bunda tabii çok dile getiriyoruz bunu. Instagram'ın önemli bir etkisi var. Çünkü Instagram'dan yayına başlayan kişi 15 takipçisi varsa kendini dünya starı sanıyor. Çok haklı. 15 takipçiyle beraber diyor ki bugün ne koyacağım? Sevenlerime ne vereceğim bugün? İşte uyandım. Aa, beni neler bekliyor acaba diye bir hayata başlıyor ve o hayatta herkes, ama bu her birey, yani 18 daireli bir binada 18 daireden birinin kızı YouTuber olduysa 17'sinin kızı birden YouTuber oluyor ertesi gün. Şimdi böyle yayılan bir şey. Kanalıma hoş geldiniz dünyasında yaşıyoruz. Ve bu Instagram dünyasında evde dizi izlemek. Loser. Kaybedenler kulübünün bir üyesi. Sen evde dizi mi izliyorsun? Vah zavallı. Sinemada böyle. Ben ve patlamış mısır. Zavallısın. Halbuki tiyatroya gittin. Vay. İşte konsere gittin, şuraya gittin, buraya gittin, ışıklı şeyler önünde resimler çektirmeler, şunlar bunlar, selfiler, oyuncularla filan. Ya bizim yani şöyle bir şey oluyor tabii, oyunu oynadıktan sonra bütün salon bekliyor, selfie günleri başlıyor. Selfie günleri yani dakikaları, saatleri değil, selfie günleri. Ve şöyle de çek, böyle de çek, böyle de çek, böyle de çek. Ben de yanında salak gibi duruyorum böyle. Estağfurullah. Ondan sonra öyle de çekti, böyle de çekti, şöyle de çekti, şöyle de çekti filan. 15 tane her biriyle filan. Biz oyun oynadığımız kadar fotoğrafta selfie çekiyoruz. Evet, selfiler, o çekiyor, sen kötü çekiyorsun diyor, ona telefonu veriyor, o telefonu kurcalıyor, o makineyi çalıştıramıyor. Allah belanızı vermesin, yeter yeter. Eskiden analog makineleri diyordu, ne çıktığını da bilmediği için alıyorlar fotoğrafı, gidiyorlardı. Şimdi orada bakılıyor, Photoshop'la düzelemeyecek haldeyse bir daha çekiliyor. Ama bir çaba sarf ediyor. Gözünüzde gözlük varsa çıkarır mısın? Evet, Allah, bir de o var. Çıkarır mısın? Lütfen. Öyle oldu. Mesela biz eskiden oyuna nasıl giderdik? İşte eşofmanla falan. Çünkü hani oyundan sonra da eve gidersin. Şimdi oyuna şık gidiyoruz. Çünkü hani selfie çekilecek oyundan sonra. Ben en iç gıcıklayıcı iç çamaşırlarımı giyiyorum selfilerde. Yani hayır abi, öyle bir diye ondan sonra onlar o şeye de konuluyor. Ve yalan söylememek lazım. Evet. Çünkü hani şuradayım dediğin anda orada olmadığını ertesi gün herkes duymuş oluyor. Onun için evden çıkmıyorum da diyemiyorsun. Ne demek lazım onu bilemiyorum. Ama kıyamıyoruz da işte. Evet, yani güzel bir şey. Seyircilerimiz bu sanatçıların ve tiyatrocuların falan bunlar. Yani şimdi ben dönüp dönüp küfür etmek istiyorum. Yani yani bu şimdi bu sanatçılara, bu şimdi buna kız vermezler. Hala da vermezler. Koca da vermezler, kız da vermezler. Doğru dürüst bir iş olarak görünmez. İşte şarkı mı söylüyorsun, davul mu çalıyorsun, gitar mı çalıyorsun, sahneye mi çıkıyorsun, efendim resim yapıyor. Bu sanatçı. Ulen bu toplum bütün duyarlılığını senden bekliyor. Kesinlikle. İşte tacizde, tecavüzde, hayvana eziyette, milli beraberlik gerektiren işlerde, sınır ötesi operasyonda, efendim bilmem nerede siyasi olarak, şunda bilmem ne de oldu da haklarını arayan işçilerde, haksız yere hapis yatanlarda, şunlarda, bunlarda, geziye karşı olmakta, bilmem ne de, hepsinde bu toplumun en böyle kırılgan, dökülgen ve de böyle problemli, evlenilmez, sağ solu belli olmaz, yok efendim iş garantisi yok dediği adamlardan, kadınlardan duyarlılık bekliyor. Hiç ben Twitter'da görmedim CEO'lar bir açıklama yapsınlar diye. Şirket CEO'ları açıklama yapsınlar. Çok doğru. Bu konuda duyarlılık göstersinler. Nesi var o şirket CEO'ları kim ya? Mesela businessmenler açıklama yap. Bir kere bu businessmenin her şeyi var. Uçakta bunların business klasları var. Tabii. Business lounge'ları var. Otelde business bilmem neyse bu business. Bu business. Ayrıca da bu business'ın şeyi de yok. Ahlakı da yok. Bütün İtalyan mafya filmlerinden bu şeydir. Business diyor. That's business diyor kardeşim. Ahlaka gerek yok, şuna gerek yok, buna gerek yok. Her şey business. Toplum en ahlaksız gördüklerinden en ahlaklı, duyarlı hareketleri bekliyor. Ona da ses çıkar, bunu da protesto et, buna da konuş. Şurada ahlakı koru, çocukların hakkını koru. O kadar doğru ki. İsyan edelim, biz bu işlere karışmıyoruz diyelim. Bence. Biz bulaşıyoruz. Benden duyarlılık bekleme birader. Ama seni bir rol model olarak görüyor. Halbuki bilmem ne bankasının CEO'sunun kim olduğunu bile bilmiyor. Ya benim hakkımda eşcinsel diye haber yaptılar. Yalnız başıma çorba içtiğim için cumartesi gecesi. Çorba içerek şöyle bir fotoğrafım var diye şöyle çıkmışım ama salak gibi flash patlamış. Eşcinsel mi dedim. Niye? Yatakta mı çektirseydik fotoğrafı? Yani niye? Peki ayıp mı eşcinsellik? Hayır, hiç ayıp değil de yani. Neden öyle yapıyorlar? Sizin için demiyorum. Neden öyle yapıyorlar? Yalnız olduğu için orada. Hani yanında ya biri yok demek istiyorum. Bilmiyorsun. Benim peşime bir haber merkezi takıldı bir ara. Bir haber merkezi takıldı. Haber merkezi takıldı. Haber merkezi. Başındaki çocuğu sonra barıştık. Evet, ben ona bir şartlar koştum ona. Dedim ki çocuğumla ilgili haber yapmayacaksın. O da bana dedi ki sen de benim programıma radyo televizyon üst kurulundan ceza verdirtmeyeceksin dedi. Sanki ben verdirtiyorum, tanıdıklarım var da. Ben de onların işte medya arkasından filan şey yapmıştım. Sıkıştık. Ben çocuğuma zarar gelmesin diye tamam dedim. Ben sana bulaşmayacağım. Sen de bana bulaşmayacaksın. Öyle anlaşıldı. Tatlı da bir oğlan yani. Şey yapsa Allah yolunu açık etsin. Abi benim peşime şey takmış. Gazeteciler. Bir tane muhabir sürekli ben eve girerken, benim Doğan Apartmanı'na eve girerken ondan sonra geliyor Okan abi nasılsın? Lan diyorum sen ama işte bir yerden anladın. Ondan sonra ben de böyle tatlı olurum yani. Ondan sonra yedik içtikten sonra falan diyorum bebeğim nasılsın tatlım falan filan. Yavrum benim falan giriyorum içeri filan. Ertesi gün yine orada. Yavrum, balım, bebeğim bir tanem. Ne oldu ya her gece ya git yat evine bir tanem bebeğim. Sonra bu bebeğimleri, balımları, canımları yan yana dizmişler. Bir gösteriyor. Dedim ben giyim. Böyle 5 dakikalık VTR. Ben kendime itiraf etmemişim. Ama nasılım be? Balım tatlım falan böyle bir şey. Aa ne güzel yapmış. Çorba? Hayır çorba değil. Çorba değil. Ya ben sizden mi korkacağım canım? Allah Allah böyle bir şey olsa ben söylerim. Yani hiç sorun yok. Ama sen ona böyle bir montaj. Bir ay her gece kapıya gel. Abi ne haber diyor. Ya bebeğim ne oldu ya her gece? Ha, vallahi ya. Bak benden duyarlılık bekliyor ondan sonra. Biz onlara biz laf edeceğiz. Of of. Neyse çok konuşma, özür dilerim. Şimdi biraz sizden söz edelim. Tabii. Evet, şimdi bana biraz çok şeyinizi anlatın ne olur. Repertuarınızda hangi şarkıyla başlarsınız, nereye geçersiniz? Kayahan. Yani gelen Kayahan, hiç sizin sahnenizi görmediyse ne dinler sizden? Şimdi ben bu tarzda sahneye çıkan, Batı okuyan tek şarkıcıyım. Hmm. Batı ağırlıklı program yapan tek şarkıcıyım. Kayahan'la başlıyorum. Sevgili ustayı yad ederim. Arkasından yavaş yavaş Sertab Erener, Sezen Hanım, Zerrin Özer, bütün Batı okumuş, Erol Evgin, Timur Selçuk Hoca, muhakkak eski veya yeni kim olursa olsun hepsini okuyorum. Bilmiyorlar mesela, yeni jenerasyon bilmiyor ama bakın diyorum, bu Timur Selçuk. Ya ne güzel. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Daha sonra hiç alışık değiller tabii bir. Benim dinleyicim artık biliyor ama Luciano Pavarotti'yi çok seviyorum. Hmm. Caruso'yu söylerim. Hmm. Edith Piaf çok seviyorum. Maşallah. Bir dönem Türkiye'de... Jacques Brel. Hmm, yani ama Edith Piaf'tan geçtim, dinledim yani. Güzel. Şarkıyı daha telaffuz olarak daha kolaydı. Bir gün Kubat'ı izledim. Yasmin Levy Adio Querida'yı söylüyordu. Ben niye söylemiyorum dedim ya. Hmm. Hemen İspanyolca şarkılar, Luz Kasal, onları dinledim. Hemen onları aldım. Repertuara. Seslendi diyor, evet, çağırıyor. Evet. Yani gel gel diyor, gel. Dinle bak nasıl. Daha sonra koyu bir Depeche Mode hayranıydım. New Age çok severim. Çocukluğum tabii Batı dinleyerek geçmişti. Ama Marilyn Manson'ın Sweet Dream'i söyleme şekli daha hoşuma gidiyordu. Oo, evet. Ondan sonra o şekilde, o arkasından Türkçe şarkılara bağlayarak Anna Marie David'in bir dönem Maxim gazinolarında da gelmiş, burada çıkmış. Onu Nülüfer'de göreceksin kendini. Ajda Pekkan. Daha sonra tabii ki artık biraz fantazi müzik de istiyor dinleyici. Haliyle gelip kutu kutu pense gibi otururken bir anda yavaş yavaş özler ve içteki bünyelerindeki ortaya ne varsa çıkıyor, ortaya çıkıyor. Ama ben Aşık Veysel'den başlayıp Türkül Zülfü Hoca'ya kadar, Zülfü Livaneli Hoca'ya kadar birçok o tarzda da şarkıları söyleyip, türküleri söyleyip, yani biraz da Orhan Gencebay, ağzımın ve dilimin yettiğince. Repertuar zengin. Bunlar Caruso'yla aynı gece mi? Aynı gece. Ya, muhteşem. Hepsi. Bir gelmemiz lazım. Aa, evet. Vallahi gelmemiz lazım. Bilet var mı? Gelmemiz lazım. İnşallah efendim. Biz kulisten de sayılmayız. 9 Kasım Cumartesi gecesi. İnşallah. Ama oyun oynuyorsunuz. Bizim oyunumuz var. Süper iyi günler var. Sen de turnede. Sabah 5'e kadar izin var mı? Tabii ki var. O zaman beklerim. Ha, oyundan sonra. Beklerim tabii ki. Zaten resmi iznimiz vardır. Çok güzel. Bunlar resmi olarak biz çok resmi bir kurumuz. Biliyorum efendim. Her şeyimiz çok düzgündür. Biliyorum efendim. Onun için devletle ilişkilerimiz çok iyidir. Benim de ismimden dolayı. Ondan sonra biz her şeyi gerçek gösteririz. Ne güzel efendim. Ondan sonra dolayısıyla çok fazla vergi borcumuz ve SGK borcumuz birikiyor. Çünkü çalışanları gerçek olarak gösteriyoruz. Nakit aldıklarımızı da bu gece hayatında alışılagelmedik şekilde gerçek gösteriyoruz. Her nakdi fiş kesiyoruz. Böyle topluma çok efendim sadık, devlete sadık bir kurumuz. Allah razı olsun. Siz sahne aldığınızda da göreceksiniz ki İnşallah. Öyledir. Biz de sahnede, siz mesela şarkı söylüyorsunuz. Şuradan yürüseniz, arkaya doğru gidip yavrum ciro ne oldu deseniz, size kuruş kuruş o anda çıkartırlar, söylerler. Güzel. Hiç gizlimiz saklımız da yoktur. Ne güzel. Çünkü açık hesaplar olmadığı için, her şey resmi olduğu için herkes de bizi bilir. Biz ortalık yerde konuşuyoruz. Tiyatrodan şunu kazandık, yemekten içmekten bunu kazandık, konserden bunu kazandık. Herkes de her şeyi bilir. Şeffaf her şey. Yani. Güzel. Zaten nazar değecek bir para da kazanmadığımız için evet. İnşallah ben de çok kazanırım. Borsasız tellerine bağlama şey. Ah neler çektik. Evet. Tamam yavrum tamam. Tanıyor musunuz efendim? Tuncer Tunceli Blues Band. Evet. Merhabalar. Bu pavyona düşmeden önce efendim blues müziği icra ederlerken şimdi oyunda sizin oyununuzda Harem Kabare'de de evet, evet. Aranjeleri Tuncer Bey yaptı. Siz Harem Kabare'ye gelmediniz. Geldim efendim. Gelmez miyim? Akbaba gibi burada oturuyordum. Koca kafa ve koca vücudumla. Koca gözlerinizle demek istediniz. İzledim evet. Efendim izledim. Gözümü evet. Devire devire izledim. Hatta ekip ben sizi nasıl konuştuk mu o gün? O zaman daha bir küçük milyondum. Allah Allah. Evet. İmkan yok ama. Oynuyor o zaman. Hayır efendim. Yani bir ay olmadı daha ve oyunda mutsuzsunu ya hemen repertuarıma aldım. Ödül. Ama ne güzel ödül söylüyor. Muhteşemdi. Kutlarım çok güzel çalıyordunuz. Evet. Hemen aynı şekilde repertuarıma aldım. Biliyor muyuz Serdar Ortaç'ım ben eskiden beri kendisine de söylemiştim, Serdar'a da söylemiştim. Mutsuzsun çok iyi bir beste ve çok iyi sözler. Ama rock tarzında okuması ve ödülün de o sesle, onun muhteşem sesiyle evet, yani ekibin de muhteşem. O şekilde çalması çok güzeldi ve evet. Şaşırdım kaldım. Ben yani illa dum dum çıkacak, dum çıkacak bu 9-8 ritme alışık evet. Oldukları için bu şekilde olması muhteşemdi. Ellerinize sağlık. Ne güzel. Alkışlıyoruz evet. Tuncer Tunceli. Sizleri de beklerim programa. Ben evet. Bir şey merak ediyorum. Niye Mecidiyeköy? Çünkü o kadar önemli ki bu semtler yavaş yavaş terk ediliyor. Evet. Ve çok önemli yani. Ben de işte Şişli'de... İnsan sevmiyorum. Terk edilmiş yani. Hayır yani buraya bir yavaş yavaş bir kültür mü ekiliyor? Ya şu oldu. Şimdi burada aslında Mecidiyeköy'ümüz çok güzel. Çok... güzel bir yerdi. Benim çocukluğumda evet, değiştirdiğimiz evlerde bu çok yakındım buraya. Gayrettepe'de yani şu anda bizim bulunduğumuz yer. Fakat burada tabii bu Kuazar binası yapıldığı zaman beni davet ettiler. Dediler ki burada bir küçük tiyatromuz olabilir. Evet. Öyle bir yer var. Ben dedim ki tiyatro zordur. İşletmesi de zordur. Kazancı da çok zordur. Tiyatro, eğer tiyatro binası yapmak istiyorsanız bunu bir kültür hizmeti olarak yapmak lazım. Ya da dedim ben burayı kiralayayım. Ben kendi bildiğim gibi bir tiyatro yapayım. Yani bu işte yemeli içmeli kabare tarzı. Yani bizim ilk senin çok iyi bildiğin sizin de çok iyi bildiğiniz Haldun Taner Büyük Usta'nın önünü çektiği Deve Kuşu Kabare'nin ilk şekli gibi. Yani orada yemeli içmeli değil. Tabii. Orada masalı sandalyelidir. Tabii. Yemek yoktur. Biz burada yemekli de yapıyoruz. Hı. Sonra bundan dolayı şöyle bir şey çıktı ve bu beni işin akademik tarafıyla da merak salan, ilgilenen bir adam olarak çok ilginç geldi bana. 360 derece oyunculuk. Yani sırtımızı bir İtalyan sahneye, bir duvara, bir dekora dayamadan özellikle bu Selin Atasoy'un yazdığı Eğlenceli Cinayetler evet. Kumpanyası oyunlarında, farklı oyunlarda eğer oyuncunun her tarafında seyirci varsa ve oyuncu bir yandan aman kimsenin görüşüne engel olmadan yani ve sürekli hareket ederek marke etmeden ve ışıkların belli yerlerde altına girip çıkarak seyirciyle beraber seyirci de Ali Poyrazoğlu Usta'nın ne güzel bir lafı var oyunu XD'de seyirciyi suç ortağı yapmak zaten söylenen de bir şey o da bana tekrar söylüyor yani seyirciyi suç ortağı yaparak oynadığı zaman o cinayet meselesinde seyirciyle paylaşarak sır vererek falan filan seyirciyi de oynatarak ve aynı şen makas formatı gibi. Şen makas formatından farkı Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası'nın sahnede geçmiyor. Bizde sahne boş. Var. Aynen öyle. Siz seyircinin içindesiniz. Biz seyircinin içinde. Süper. Ya bir masada oturuyorlar ya seyircinin arasında dolaşıyorlar. Ya bir ışıklı yolları var, ışık şeyler oluyor falan. Şimdi ama bu sahne olduğu için mesela Harem Kabare'yi de böyle oynuyoruz. Yani Harem Kabare sahnede oynanıyor. Aha. Ama bir kısmı seyircilerin arasından geliniyor, gidiliyor normal oyunlarda yaptığımız gibi. Aha. Danslar seyirciyle beraber yapıyor. Dolayısıyla buradaki oturumumuzda mutlaka ortada bizim dans ya da oyuncu için bir koridorumuz oluyor. Ama bunu herhangi bir tiyatroda da yapabilirsin. Ha, oturuş ne oluyor? Niye bu bizim Fransız kabare kafeteryası masalarımız var? Çünkü insanlar özellikle yuvarlak masalarda istedikleri gibi dönebiliyorlar, tavır alabiliyorlar. Dolayısıyla Fransa'da bizim çok iyi bildiğimiz işte o Moulin Rouge, Lido sistemlerinde bu yapılamaz bir şey. Orada localar vardır ve düz masalar vardır. Bizde şeylerde mobil gibi. Senin de sahne aldın değil mi? Birçok yerde kare masalar var. Yemek masaları. Çünkü kare masaları insanlar birleştirip oturmak istiyorlar. Grup geliyor. Şimdi bizde yuvarlak masalar birleşmiyor. Ben de bu alışkanlığı olan seyirciye diyorum ki lan niye birleştiriyorsunuz? Masaları birleştirdiğiniz zaman yan yana olmuyorsunuz ki. Tabii. Ayrı oluyorsun. Ayrı. Karşı karşı oluyorsun. Bir de geliyor çok mesela doğru. 20 kişi. Tabii. 20 kişinin biri burada, öbürü öbür uçta. Ya da bir sıra böyle upuzun. Evet ha. Bu daha güzel. Bunda yuvarlak masalar tene oluyorsun. Evet. Yakın oluyorsun, dokunabiliyorsun. Çok doğru. Küçük yuvarlak masalarım var. Yine grup gel. Tabii. Masaları birleştirme. Sen masa değilsin. Sen insansın. İnsan olarak yakın ol. Çok doğru. Çok masa doğru. Birleştirince şey oluyor sanıyorlar. Toplandık. Toplanmadın. Ayrılıyor tam. Ayrıldın. Evet. Ama anlatmak çok zor. Bir de sahne o kadar... Şimdi sana özür dilerim. Özür kestim. Evet. Sana gelenler... Senin çünkü çok iyi müşterin var. Evet. Onlar masa birleştirmek isteyecekler. Ne yapacağız? Birleştireceğiz. Adamlarla kavga edecek halde diyecek ki bana şu kadar masayı birleştir. Böyle şey yapacak. Ondan sonra oradan oraya megafonla konuşması gerekecek. Niye yapıyor bilmiyorum. Ama birleştireceğiz. Çünkü böyle senin müşterin oturaklı müşteridir. Dinleyici. Müşteri olunca kendim başka bir iş yapmış gibi hissettim. Ama ben o işi yapıyorum şekerim. Sana öyle. Yani ben müşteri diyorum. Bak olmak istiyorum. Ben müşteri diyorum. Ben yaptığım işe diyorum ki pavyon işi yapıyorum diyorum zaten. Vallahi çok şey. Vallahi insanları bugün insanları eğlendiren, insanları duygulandıran, yüzlerini güldüren her şey çok değerli. Çok ihtiyacımız var. Niye çok. Sinema böyle? Bak kalktı bizim şey değil mi? İçişleri Bakanımız değil mi? 2 diziyi lanet dedi. Lanet dedi. Benim hoşuma gitti. İlk defa bu ülkenin çok önemli pozisyondaki bir siyasi kişi özellikle çocuklarla ilgili olarak, gençlerle ilgili olarak çok doğru. Buradaki ya eskiden bir tabanca çıkıyordu. Şimdi herkesten tabanca çıkıyor abi. Bir sahneler ben inanamıyorum. Yani Tarantino filmleri falan alt etmiş. Ben sana bir silah çıkarıyorum, sen oradan bir silah çıkarıyorsun, oradan o yoldan geçen bir silah çıkarıyor, sonra ben bir tane daha çıkarıyorum, senin bir tane kafana dayıyor, o da bir tane dayıyor, bu da bir tane getiriyor filan. Bir garip bir overdose bir şey oldu, manyakça bir şey var ya. Babalarımız pırıl pırıl yüzleri tertemizdi hepsi. Şimdi erkekler ya böyle bıyıklı, sakallı, televizyonlardaki kadınların da sanki bir algı şeyi operasyonu gibi genç kızlarda o tarz erkekleri beğenmeye başladılar. Evet, evet. Böyle şey. Dayı böyle kaba. Bir şey var, bir böyle pis kaba tarafı var. Kaba tabii ki. Yani. Kaba. Ne? Kaba. Kabalık özendirilmeye başlandı gerçekten. Belki ben düzelecektir. Mesela bütün bu sanatkarlara filan. Mesela ben şeyden çok rahatsız oluyorum. Böyle bir bacakları açık oturma başladı. Buraları yanıyormuş gibi. O kadar doğru ki. Nerede? Yani bir havalandırmaya çalışıyorum. Yani bu adam böyle oturuşta şöyle yürümesi lazım. Ve çok Türkiye'nin çok önemli aktörleri böyle. Evet. Ya mesela bir bacak üstüne at ya. Şey mi o, kavuşamıyor mu bacakları anlat. Kıyafetler. Ya ben mesela her yerde böyle oturuyorum. Niye ben böyle oturuyorum? Bak hiçbir zorluk yok. Üstelik ya şöyle oturmaktan daha şey değil mi? Çok bu ne ya? Yanıyor mu? Organ bağışı. Çok. Ya bu çok. Bir de çok fena. Ya ben uzun süredir vapura falan binmiyordum. Şey yapıyordum. Bir vapura bindim geçen gün. Herkes böyle. Ortada telefon var. Çok haklısın. Hayır abi yani şöyle herkes böyle oturuyor. Evet. Ben böyle oturuyorum. Ya şöyle oturulmaz mı ya? Evet. Peki kıyafetler? Pantolonlar tight giyiyorlar. Ayol bizi 20 yıl önce dövmüyor muydunuz siz bu kılıkta geziyoruz diye? Bir de şu tos atıyorlar ya. Evet delikanlı ya değil mi? Ay, tight giyen delikanlı. Tight giyiyorlar. Okancığım, bir de tos atıyorlar ya birbirlerine. Ya o bebek nedir? Şeye mi, toplumlar şikayete mi geldi? Yetişmeyecek. Ama korkunç bir şey değil. Ya tokalaşırsın ya öpüşür. Değil mi? Kendi arasında yapıyor. Ben bu oturuşa çok şey yapıyorum. Bu ne ya? Böyle bir oturuş var ya. O nereden geliyor yani? Şey dizilerden yanıyor. Diziden geliyor. Alev yanıyor. Şuraları çok dolu. Yani bu veya at sırtındalar ya genelde dizilerde. Allah iyiliğini versin. Evet o eski kovboy şeyi evet. Şu. bana oradan geliyor gibi geldi. Ay Allah'ım ya. Gerçekten çünkü hani bütün bir yani 20 saat falan at sırtında. Bak sen de öyle oturuyorsun. Ama ben Nedim de böyle oturuyor. Hayır ama Nedim ne yapsın Nedim? Öyle değildim. Ben şimdi belki bacaklarını kapatamıyordum. Başka bir problem var. Söyledikçe açılmaya başladı. Ama eskiden evde böyle oturuşunu beğenmezdi büyükler. Kesinlikle. Kapatın bacakları. İkaz eder. Ben şimdi hemen küçüldüm yani. Evet. Ay vallahi nereye gidiyoruz? Siz kalkmayacaksınız mı artık? Benim başka konuklarım da var. Delip mi? Artık hadi şarkılar söylensin. Bir şarkı söylesene. Tamam efendim. Söyleyecek şimdi efendim programımızın. Evet. Efendim akışında var programımızın. Sizden var mı? Bizden de var. Sizden de var. Programımızın akışında var. Biz de Ahudu'da oynayalım. Evet. Sizden de bir şarkı. Çok teşekkür ederim. Şimdi bazı şeyler hemen söyleyeyim. İlk önce efendim Utku Uysal 9 Kasım Cumartesi Dada Salon Kabare'de. Sonra başka neredesiniz onu da söyleyelim. 14 Aralık'ta tekrar Dada Salon'dayım. Başka yerde çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Nasıl ya? Çıkmayacağım. Olur mu şekerim? Başka programımız yok mu? Çıkmak istemiyorum, çalışmıyorum. Aa. Çalışmak istemiyorum. Tamam hemen bağlayın. Ben bir yıllık anlaşma yapayım. Zevkle. Şimdi çok isterim. Bizim bir birikmiş paramız yok. Bu şeyde hayatta öyle yapılıyor. Mesela çok sizin gibi transfer böyle çok şeyde transfer yapıyorlar. Ben her şeyi yaparım. O zaman ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çalışacağımız mekanlar kalmadı. Doğru dürüst o mekanlara sahip çıkan sanatçılarına veya solistlerine sahip çıkan kişiler de kalmadı. Sizin mekanınızda olmak, sizin ekibinizle çalışmak benim için büyük bir şeref. Başka hiçbir yerde çalışmayacağım. Çok zarifsiniz efendim. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizim mekanımız çok emniyetli. Onu söyleyelim. Kesinlikle. Ben de gidiyorum. Çok emniyetli. Ondan sonra hep eğitimli insanlar. Sıkıcı derecede eğitimli insanlar. Herkes evli, aile sahibi, şeyli. Bazen bana fenalıklar basıyor. Seyirciler. Herkes eğitimli, okumuş. Herkes çok kibar. Böyle hani şeyler ayılıklar falan. Ay çarptın mı efendim? Ay bilmem ne oldu falan. Böyle bir aile yeri olduk. Çok hoş. Sayenizde de. Sizi burada çok istiyoruz. Geleceğiz. Yani oynanır. Şen makas oynanır. Avluda oynanmaz mı? Yok onu konak nasıl sığacak buraya? Konak, ikonik konak gibi. Bir şeyler yapsak. O yani. Ama bir şeyler yapılabilir belki. Çok mutlu oluruz. Peki. Şimdi efendim Şen Makas oyunu 5 Kasım Manisa, 6 Kasım Denizli, 7 Kasım Uşak, 13 Kasım Ankara Şinasi sahnesi ve 24 Kasım'da Kozi Kültür Merkezi mi? Evet. 24 Kasım'da da. Bir de Trump var galiba arada ama Trump onun tarihini de... Evet. Trump'ı da çok beğeniyorum. Çok iyi işletiliyor Trump. Evet. Çok keyifli bir yer oldu. Bu yıl salonun akustiği de muhteşem yapıldı. Evet. Ve yani çok mutluyuz. Evet. İşletmeciyi de tanıyorum. Öyle mi? Turneye de götürüyor. Çok harikulade bir adam. İsmini vermek istemiyorum. Reklam olmaz. Ya tanıyorsunuz canım. Biz kendisine sormadığım için ismimi. Evet. Aybüke Hanım, sizin de büyümenizi istiyoruz. Ay canım, yazıktır ona. Yani, nasıl büyünebilir zaten bilemiyorum. Yani artık kalçamı ekletirsiniz, Brezilya poposu mu yaptırırsınız? Bir şey söyleyeceğim. Bir oyunda biz bu kostümü kullansak yani çalmış gibi olur muyuz? Safla. Hayır, sen o kostümü de verebilir. Hangi? Bana mı giydirmeyi düşünüyorsun? Ya ölçüler aynı ya. Hayır, hayır ya, fikrini diyorum. Olur değil mi? Sen de danaya gelsin. Sen de yemeğe gelsin. Bir haftada bana benzetirim. Çok tatlı yani. Gerçekten çok. Peki şimdi bu yeni klip çıktı. Konserler oluyor. Var mı bize anons etmek istediğin bir şey? Yani haftanın en az 3 günü bir yerlerde çıkıp şarkı söylüyorum. Ama bunu son anda mı haber veriyorsan? Instagram'dan yayınlıyoruz. Onun dışında harem kabaremiz var beraber. Evet. Bir de beraber oynuyoruz harem kabare. Evet. Evet. Fakat hanımefendinin tabii sürekli konserleri olduğu için kastımız var. Orada da kast olarak çalışıyorlar. Pekala hanımlar beyler, siz de takip ediniz. Melek Baykal, Nedim Saban, Aybüke...